orada diye tercih ediyor. Gidiyorsunuz kalabalık, sıra 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 kasalar, kasiyerler yetmiyor çoğunlukla. Hatta Galip Aykaç da diyor ki ya siyaset bizi hedef alıyor ama 3 harfli marketler olmasa vatandaş nereye gidecek? Hadi bu konuyu konuşalım, tartışalım. Hodri meydan, bizi o kadar suçluyorsunuz, suçlamadığınız hiçbir şey kalmadı. Yine gelin bakın bütün şubelerimiz dolu diyor. Neye güvenerek söylüyor? Mevcut piyasa verilerinden, mevcut piyasadaki ürünlerden bir tık da olsa daha ucuza ürün sattığı beyanıyla. Bu yüzden çok şube açabildik. Sizlerin de desteğiyle diyor mevcut iktidara. Hatırlayın diyor bu üç harfli zincir marketler sermaye yapısıyla, arkasındaki güçlerle, odaklarla birlikte nasıl bugünlere geldi? Nasıl Türkiye'nin 81 ilinde hızlıca örgütlenebildi? Dağ tepe dinlemedi, şube açtı. Bu yollar nasıl açıldı? Bugünlere nasıl geldik? Siz de bir hatırlayın. Bir kendinizi kontrol edin demeye getiriyorlar. Bir yandan da diyorlar ki ya normalden bir tık daha ucuz işte kardeşim, o yüzden tercih ediliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi, neden aramızda uçuk farklar yok? Uçuk farklar olsa vatandaş bilmiyor mu Tarım Kredi marketlerine gitmeyi? Sorusunu da soruyorlar. Muhalefet sıraları ne diyor vatandaşın bu görüşleri, bu beyanları doğrultusunda? Dün denildi ki meclis kürsüsünde ya çözüm buysa kapatın Hodri Meydan. Kapatın bakın bakalım düzeliyor mu? Bu yüzdense enflasyon, hadi bakalım dediler. Ekonomist Evren Devrim Zellüt bizlerle birlikte. Ekonomik olarak nasıl anlamalı, nasıl yaklaşmalıyız bu meseleye? İster sermaye yapısı, ister diğer durumlar. Evren Bey hoş geldiniz. Hızlıca size söz verelim. Dinlemek istiyoruz çünkü. Gerçek nedir? Siyaseti dışarıya böyle attığımızda, hatta atmamıza gerek yok elbette. Sermaye yapısından, arkasındaki güçlerden, nasıl 81 ilde bir anda bu kadar şubeleşildiğinden belki de bahsedilmesi lazım. Ama ekonomik perspektiften bu tartışmadaki gerçekler nelerdir? Şimdi Can Bey, eğri oturup doğru konuşalım. Ben Amerika'da okurken ailem bana para yolluyordu. O parayla da her cuma günü gidiyordum, evimin toplu alışverişini yapıyordum. Orada da buranın hani bir midir Migros'udur gibi Walgreens var, Safeway var. Ben bir tane Amerikalı politikacının çıkıp da vay efendim Safeway'de, Walgreens'de siz Türk halkına pahalı ürünler, işte Amerikan halkına pahalı ürünler satıyorsunuz dediğini duymadım. Kaç yıl kaldım orada. Şimdi neden Amerika'da, Almanya'da zincir marketler iktidar tarafından suçlanmıyor da Türkiye'de iktidar tarafından suçlanıyor? Bakın, zincir marketlerin avukatlığını yapmayacağım burada. Zincir marketler birleşerek bir monopol de oluşturabilir. Beraber bir plan da yapmış olabilirler, bir kartel oluşturmak isteyebilirler, monopol değil de bir kartelin parçaları olmuş olabilirler. Peki kardeşim, bunların kartel oluşturmasını engellemek için devlet olarak sen durdun, bugüne kadar ne yaptın Allah aşkına? Ha, ben size şunu da söyleyeyim. Bu arkadaşların bir kartel oluşturma çabası da yok zaten. Bunu nereden anlıyorsunuz? Gidip ilgili zincir marketlerden bir ürünün fiyatını alıp yine devlete yakın ya da devletin bizzati kontrolündeki bir marketle kıyasladığınız zaman arada uçuk farklar yok. Dolayısıyla onlara isnat ettikleri suçun gerektirdiği gibi, yani işte çok büyük kar marjlarıyla vahşi bir şekilde Türk halkını sömürdükleri bir palavra. Bu bir palavra. Peki Evren Bey, o zaman temel soru şu. Bu kavga neyin kavgası? Neden? Tamam, süper. Bu kavga neyin kavgası? Söyleyelim. Bakın, biraz önceki yayında asgari ücreti tartıştınız değil mi? Burada problem şu. Ya siz milletin gelirini artıracaksınız bu hayat sıkıntılarını çözmek için, ya da üreticinin maliyetini düşüreceksiniz. Bu kadar basit. Geliri artır diyoruz, artıramıyorsunuz. Şimdi bakın, biraz önce çıkmış TİM Başkanı Anadolu Ajansı'na beyanat vermiş. Demiş ki ya bu asgari ücreti artırırsanız bizi çok zor duruma sokarsınız. Sevgili TİM Başkanı, ama sen ihracat rekorları kırıyoruz diyordun. Ya da senden önceki başkan, mevcut yönetime destek veriyordunuz. Şimdi ne oldu? Geçen hafta muhalefet çıktı, dedi ki ya bu sistemi değiştirmemiz lazım. Çünkü bizim ihracatımızdan elde ettiğimiz para açıkçası ne şirkete yetiyor, ne de şirket iyi kazanamadığı için personeline para veremiyor. O yüzden geliri artırma konusunda sıkıntılarımız var. Bakın, bizim geliri artırmak için dönüşüme ihtiyacımız var. Bu yaşadığımız sıkıntıları çözmemiz için cüzdanımıza giren para miktarını artırmamız lazım. Ama firmalarımızın
Bu anki çalışma biçimleriyle bu imkansız. İşte bu yüzden muhalefet dönüşüm diyor. Dönüyoruz bakıyoruz. Kartel suçlaması yapılıyor bu, evet, marketlere. Ama bu marketlerin bizlere sattığı ürünlerin maliyetleri esas mevzu bahis olan. Şimdi TÜİK'in girdi fiyat endekslerini burada sizinle hep konuştuk haberlerde. İşte %100 arttı. Dün enflasyon haberleri verdiniz. Enflasyon gıdada %102 arttı diyorlar. Ama bakın bu rakamlar bile aslında gerçeği yansıtmıyor. Ben şu örneği vermiştim size. Yine aynı örneği vereceğim. Buğday örneği. Buğdayda tohumluk buğdayın nereden nereye geldiği aslında bize problemi açıklıyor Can Bey. 3,5 liradan 10,5 liraya TİGEM'de satılan buğdayın fiyatı artmışsa demek ki elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Evet. Üreticilerin maliyetleri öyle TÜİK'in dediği gibi %100 falan değil, %300 artmış. Dolayısıyla şimdi 3 harfli marketleri burada suçlamaya hiç gerek yok. Peki bu bilimsel gerçekleri iktidar bilmiyor mu? Elbette ki biliyor. Ama seçime bu kadar kısa süre kalmış bir durumda tarihte görülen her baskıcı iktidarın yaptığı gibi suçluyu başkalarında arıyorlar. Bir cadı avına çıkıyorlar ve böylece halka aslında kendi yönetimlerinin meşru yaptıkları icraatın doğru olduğunu göstermeye çalışıyorlar ama kimseyi kandıramazlar. Çünkü buyurun. Bir araya giriyorum çünkü Hüseyin Örs İYİ Parti milletvekili az önce hastaneye kaldırıldı. Mecliste arbede görüntülerini ekranlara getirmiştik. Bir kez daha hatırlatırız bu görüntüleri bir kez izledikten sonra. Kalp rahatsızlığı olduğu söyleniyor. Arkadaşımız Şeyma Paşayiğit az önce Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Zafer Işık'ın İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs'e vurduğu anları ulaştırmıştı bizlere. Aylin Cesur orada İYİ Partili ilk müdahaleyi yapmıştı. Şimdi kalbinden bir rahatsızlık geçirdiği söyleniyor. Hüseyin Örs'ün kendisine yönelik bu davranış, bu saldırı sonrasında İYİ Partili Hüseyin Örs an itibariyle hastaneye kaldırıldı. Bakın arbede anları bu şekilde kayda geçmişti. Mecliste genel kurulda bütçe maratonu gerginken işte bu şekilde hedef alındı Hüseyin Örs. Ardından rahatsızlandı. Aylin Cesur tarafından ilk müdahale yapıldı. Elimize ulaşan görüntüler bu şekilde, hastaneden bilgi almaya çalışıyor arkadaşlarımız. Evren Bey teşekkür ediyorum. Son bir cümle rica edeyim. Uzar mı, devam eder mi yoksa bu market meselesi unutulacak mı? Çok kısa bir yorum lütfen. Şöyle söyleyeyim. Bakın Hüseyin Bey'e yapılan saldırı, BİM'e yapılan saldırı tamamen bir suçluluk psikolojisinin eseridir. Maliyetlerin anormal şekilde artması AKP'nin yüzündendir. Yaşadığımız sıkıntıların tek müsebbibi AKP'nin yanlış politikalarıdır diyorum. Ama güneş balçıkla artık sıvanmayacak. Peki. Vatandaş bu gerçekleri çok net bir şekilde görüyor. Evren Bey teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Sıcak gelişmeleri aktaracağız.